Hepinize sevgiler, saygılar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Deneyen Adam kanalındasınız. Takım arkadaşlarımızla oluşturmuş olduğumuz ve amatörce videolar çekmiş olduğumuz bir YouTube kanalı, Deneyen Adam kanalı. Yeni bir alışveriş videosu dedik. Alışveriş videolarımızda ne yapıyoruz? İlk önce satın almış olduğumuz ürünün web sitesine giriyoruz. Satıcı ya da ithalatçı firmanın vermiş olduğu bilgileri sizlerle paylaşıyoruz. Ne satın aldık? Upwatch satın aldık. Upwatch'un Vertiz Rose Gold modelini satın aldık. Burada 749 lira diyor. Evet, biz de bu fiyattan satın aldık. Şimdi ürün hakkında kısa bilgiler vereceğiz. Özelliklerinden bahsedeceğiz. Ardından YouTube'da meşhur olan ürün kutu açılım videosunu sizlerle paylaşacağız. Bir de imkanımız olursa kutu açılımı yaptıktan sonra ayarlarından size bahsedeceğiz. Ayarlar nasıl yapılır anlatacağız. Nereden satın aldık? Upwatch.com. Upwatch.com Türkiye'den satın aldık. Niye aldık? Bu saatin üzerine isminizi yazdırabiliyorsunuz metal kısmına. Bu simgeleri, sembolleri kullanabiliyorsunuz. Başka satıcılar ürünü size gönderiyorlar yazma işini yapmadan. Maalesef birçok satıcı, hepsine demeyelim. Siz saati alıyorsunuz. Üzerine sembol ve isim yazdırmak için yine Upwatch Türkiye'ye gönderiyorsunuz. Bu da hakikaten zor bir durum. Kargo parası ödeyeceksiniz. Aldık, gönderdik, ettik. Bir sürü zaman kaybı. Biz de bu durumda ne yaptık? Upwatch Türkiye ile konuştuk. Tabii ki dediler, üzerine biz yazım yaparız. Siz sadece satın alın ve not düşün. Bakın burada zaten kişiselleştirme istiyorum, istemiyorum seçeneği var. İstiyorum dediğiniz zaman aşağıya ne yazmak istiyorsanız, hangi sembolü kullanmak istiyorsanız yazıyorsunuz. O yüzden direkt upwatch.com, daha doğrusu Upwatch Türkiye'den satın aldık. Gene şimdi ürün hakkında kısa bilgi verelim. İthalatçı satıcı firmanın vermiş olduğu bilgi şöyle. 41x42 milim kasa ölçüsü var diyor. IP plating çelik kasa diyor. Burası enteresan. Normalde biliyorsunuz çelik kasalar saatlerde, sadece saatler değil ama saatlerden bahsedelim, İyon kaplamayla kaplanır. İyon kaplama diğer kaplamalardan 8 kat daha güçlü bir kaplamadır. Biz IP kaplamayı anlayamadık. Belki yanlış yazdılar, İyon yazmak istediler. Veya IP kaplama, IP plating olayı sadece Upwatch'a özel bir durum. Umarım onun hakkında da daha sonra bilgi alır, sizlerle paylaşırız. Özel mıknatıslı çelik hasır kordon diyor. Hakikaten ürün geldi. Enteresan güzel bir kordonu var ve mıknatıslı. Kutu açılımında tekrar bakacağız. Kuvvetli mi değil mi? Çünkü kafada soru işaretleri uyandırabilir. Lityum pil var içinde. 6 fonksiyonlu dokunmatik kadran var. Bu 6 fonksiyon nedir? Saat tabii ki var. Tarih, gün, ay. 12-24 saat modu. Adım sayar. Pusula. Derece ölçer. 6 özelliğe sahip olan bir saat. Enteresandır. Saatin üzerinde de hiçbir düğme yok. Ayar kısmı nasıl yapılıyor? Dokunmatik bir şekilde yapılıyor. Onu da sizlerle paylaşacağız. Burada bakın, ürün için sembol listesi hakkında bilgi veriliyor. Üzerine isim yazdırabiliyorsunuz. Biz iki kızımızın da ismini yazdırdık. Araya da bir sembol istedik. Sağ olsunlar, yaptılar. Fakat ürün tabii ki üzerine herhangi bir isim yazıldığı zaman iade kısmından biliyorsunuz çıkıyor. Yani almış olduğunuz ürün eğer kişiselleştirilmişse kesinlikle iade söz konusu değil. Tabii ki bu tüketici kanununa göre de, tüketici hakları kanununa göre de bu iade söz konusu olmuyor. Gelin şimdi dediğimiz gibi YouTube'da meşhur olan kutu açma videosunu izleyelim. Ürün neye benziyor? Hep birlikte bakalım. Gördüğünüz gibi ürünümüz geldi. Upwatch saatimiz geldi. Videonun başında zaten size teknik özelliklerinden bahsetmiştik. Şimdi kutu açılım videosunu yapacağız. Ardından da tabii ayarlar nasıl yapılıyor, onunla ilgili de bir video yaparız. Onu da sizlere aktarırız. Öncelikle Upwatch'a ben teşekkür ediyorum. Yani işini yapan firmalar var. İşini iş olsun diye yapan firmalar var. Çok şık bir şekilde bu ürün zarar görmeden güzel bir şekilde paketlenmiş olarak geldi. Özellikle bunun için teşekkür ediyorum. Bakın Upwatch'un güzel bir taşıma çantası.
Ve içinde hakikaten çok şık bir yine Apple Watch gördüğünüz gibi kutusu. Dostlar bunlar bizim için hakikaten önemli ayrıntılar. Hem güvenli bir şekilde gelmesi, ürünün özenle gelmesi, özenle kargolanması, hem de bakın şu şıklığa bakın. Oldukça hoş. Gelin şimdi birlikte saati açalım ve içeriğine bakalım. Evet, ürünü açıyoruz. Şu kutu hoş, güzel bir köşeye koyalım. Güzel bir plastik koruma. Görüldüğü üzere saate oranla daha büyük bir koruma kabı var. Apple Watch yazıyor. Şu şekilde açıyoruz. Saatimiz yine korunaklı bir şekilde gelmiş. Ve üstte kutunun üzerinde enteresan güzellikte bakın bir bölme yapmışlar. Bölmemizden garanti belgesi ve kullanım kılavuzu çıkıyor. Bunu daha önceki alışveriş deneyim videolarımızda belirttik birçok firmaya. Yurt dışından gelen ürünlerde yasalarımız diyor ki gerekli teknik servis ağı Türkiye'ye kur. Yani benim vatandaşım bu ürünü satın aldığı zaman servise ulaşabilsin. Ve garanti belgesiyle kullanım kılavuzunu, bakın kullanım kılavuzu Türkçe olmak zorunda. Bu kılavuzu da benim diyor. Vatandaşıma sattığın ürünün içine koy. Bakın bu firma bunu hakikaten yapmış. Garanti belgesi kullanım kılavuzu içerisinde ve Türkçe anlatım var. Upwatch.com'dan satın almış olduğumuzu söylemiştik. 444-7-391 telefon numarası. Çok şık, çok güzel, çok özenli bir paketleme. Şimdi de gelin saati birlikte açalım. Hakikaten zahmet vermişler. Bakın uğraş vermişler. Bunların hepsi bir maliyet. Ben 3 kuruş, 5 kuruş daha fazla kazanayım denmemiş. Hakikaten tebrik etmekte fayda var. Umarız da saat uzun ömürlü olur. Biz yine bu firmayı, Upwatch'u tebrik ederiz. Saat görüldüğü üzere hakikaten çok şık bir saat. Kordon kısmını görüyorsunuz. Mıknatıslı bir kordona sahip. İsteğinize göre uzatabiliyorsunuz, kısaltabiliyorsunuz. Bakın mıknatısla ve kuvvetli bir mıknatısla. Gördüğünüz gibi direkt kilitleniyor. Bakın. Yani saati aldınız. Ya koluma olur mu, olmaz mı? Çok düşük ihtimal. Bayağı bir geniş aralık vermişler. Buradan ayarlamasını kendiniz yapıyorsunuz. Bir saatçiye gidip kordonunuzu kestirmek ya da kordonunuzu kısaltmak zorunda kalmıyorsunuz. Dokunmatik bir saat olduğunu söylemiştik. Biz yanına özel yazı yazdırdık. Bizim kızların adını yazdırdık. İki tane de kalp koyduk. Bir bakalım odaklanabilirsek görmenizi isterim. Gördünüz mü? Çok şık oldu. Talya ve Hira. Yanında da iki tane kalp yaptırdık. Hakikaten çok şık ve güzel bir özellik. Bu sayede ne yapıyorsunuz? Saatiniz kişiselleşmiş oluyor. Bu durumda da bu ürünü iade etme olayınız ortadan kalkıyor. Bilginiz olsun. İade edemiyorsunuz. Yine üst kısımda güzel bir koruma bandı var. Alt sağdan çıkartma imkanı sağlamışlar. Şöyle biz açalım. İlk açan biz olalım. Çizilmemesi dileğiyle diyelim. Mümkünse bu etiketleri hemen atmayın. Üründe fabrikasyon bir sıkıntı olabilir. Bir sorun olabilir. Güzel bir yere şöyle yapıştırın. Bakın. Gördüğünüz gibi sağa kaydırdıkça ürün ekranını pusulamız açılıyor. Tekrar sağa kaydırıyorum. 23 derece hava sıcaklığını veriyor. Biraz herhalde hemen kapanıyor.
Saatten başlayalım. Saatin ayarı tabii yapılacak. 4.13, 26.11 günü halletmiş. Ki saat 4.13 mü? Hakikaten 4.13. Ayara gerek yok. Ki ayar nasıl yapılır? Diğer videoda anlatacağız size. Saatimiz 4.13. 11, 26.11 yani Kasım'ın 26'sındayız. Pusulamız derece olarak da belirtiyor. Ve içerideki hava ısısında size gösteriyor. 23 derecedeyiz şu an. Tabii bunların A ve B kısmı var. Sağ, sol kısmı var. O ayarları nasıl yapacağınızı size. Bakın sola basılı tuttuk. Sete geçiyor. Onlardan da size bahsedeceğiz. Bakın şuradan şu an sette. Gördünüz mü? Bunları da detaylı bir şekilde anlatacağız. Evet dostlar. Şu haliyle biz gelen üründen gayet memnunuz. Üründen demeyelim, yanlış olur. Paketlenmesi, özenle paketlenmesi, şu güzel işçilik, yapılan masraf hakikaten güzel, hoş. Bunu biz takdir ediyoruz. Fakat ürün hakkında bizim size anında bilgi vermemiz yanlış olur. 700 videoya geldik, geçiyoruz. Birçok alışveriş deneyim videomuz var. Yorumcularımız, abone olan arkadaşlar veya izleyen arkadaşlar soru soruyorlar. Ya keşke bunu deneyip de çekseydiniz diyorlar. Fakat bunlar anında denenip de size yanıt verilebilecek veya videosu çekilebilecek ürünler değil. Belli bir zaman geçireceğiz. Belki 3 ay, belki 6 ay, belki daha uzun bir süre sonra size biz bu ürünler hakkında iyiydi, kötüydü, su alıyor, solma yapıyor, çizilme yapıyor diye ürün hakkında gerekli bilgileri, eksilerini daha doğrusu aktarabiliriz. Fakat bunlar ürün kutu açılım videosu olduğu için bizden hemen bir şey istemeniz ve bizim bu konu hakkında yorum yapmamız etik olmaz. Bilginiz olsun. Bu videoyu da bu şekilde sonlandıralım diyorum. Dediğim gibi Upwatch'un ayarı nasıl yapılır? Tekrar bir video çekeceğiz. Onları da sizlerle paylaşacağız. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın.